İyi akşamlar ben Gökmen Karada açıkça hoş geldiniz sayın seyirciler. Saat 1'e kadar 4 saatlik bir yayın diliminde bakın hangi konuları ele alacağız. Birinci yayın dilimimizin dilimizin gündemi belli çok taze bir gündem maddesi. Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarı ve bu gündem etrafında yaşananlar soru işaretleri. Bunu konuşacağız. İkinci gündemimiz, ikinci yayın dilimindeki gündemimiz Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin davası. Bakın tam da böyle bir bağlamda zaten yeterince vahim ve önemli olan bu dava. Acaba doğru başladı mı? Doğru isimlerin peşinde gidiyor mu soruşturma? O linç girişimiyle ilgili neler, hangi sorular yanıtını bekliyor. Bunları konuşacağız. Üçüncü dilimde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir ara yapılan operasyonlarda e, işte şu anda e, orduya ilişkin duyarlılıklarıyla dikkat çeken e, çevreler var biliyorsunuz. E, peki e, o zaman e, o zaman ordu hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kim ne diyordu? Hangi manşetler atılıyordu? Bunları konuşacağız. E, ve bir de efendim bugün bugünkü kitabımız e, Cendere Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Metastaz e, kitabından sonra e, bir nevi Metastaz iki yazdılar ama ona özel olarak da Cendere dediler. Neden Metastaz, neden Cendere? Bunu e, yayın dilimi geldiğinde konuşacağız. Hemen konuklarıma merhaba diyeyim. E, açıkça Perşembe'leri birlikte yaptığımız Aytunç Erkin bizimle birlikte. Aytunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. merhaba. Ee, bu akşam e, hukukçu Ruşen Gültekin'i ağırlıyoruz. Ruşen Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim. Saygılar sunuyorum. Ve açıkça perşembeleri dönüşümlü olarak yaptığımız hukukçu Tuğba Torun ama bir süredir firarda olan e, değerli katılımcımız Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlemişiz. Evet ve e, Barış Terkoğlu bizimle birlikte. Barış Terkoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kitabınızın okuru bol olsun. Çok teşekkür ederim. Yeni de Covid atlattınız. Geçmiş evet, olsun. çok teşekkür ederim. E, şimdi e, yayınımız esnasında sayın seyirciler Ahmet Yavuz ve Levent Gök de bizimle birlikte olacak özellikle Kılıçdaroğlu'na yönelik link girişiminin davasını konuşurken o gün neler yaşanmıştı münferit bir olay mı olmuştu yoksa organize bir durum mu vardı çünkü Levent Gök de oradaydı o dönem meclis başkan vekili. Ee, ...neler yaşandı biraz da ondan dinleyeceğiz. Ee, TSK'ya yönelik operasyonlarda kim, neredeydi, ne diyordu, hangi manşetleri atıyordu bölümünde ise... ...Ahmet Yavuz bizimle birlikte olacak Skype bağlantısıyla. Evet efendim, ilk konumuz İmamoğlu'na suikast istihbaratı. Şimdi e, Halk TV'de dün geniş şekilde yer aldı konu. E, ondan önce e, web ortamında da e, Oda TV'nin haberi vardı, o e, duyurdu konuyu... O zaman ilk olarak Barış Telkoğlu'na soralım. Şimdi bu iş nasıl gelişti? Bu haberin öyküsü nedir? Barış evet. Telkoğlu İmamoğlu'na yönelik suikast istihbaratının e, ve e, bir tartışma da var. "Vay efendim bu haber yalan." E, "Vay efendim işte e, niye böyle yapıyorsunuz?" Sanki e, böyle bir istihbarat, böyle bir suikast ihtimalini e, acaba küçümsemeye e, çalışıyor bazı çevreler diye akıllara soru işareti geliyor. Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Evet. Şimdi hikayesinden başlayalım önce. 23 Kasım 2020 tarihinde böyle bir biliyorsunuz yazılı belgesi var. Herkes de var ama hiç kimse açıkça göstermiyor onu. Evet. Bizde de var. Bize bunu söyledik. Eğer hukuki güvenliğimizi sağlarsanız biz bunu gösteririz dedik. Ee, hani böyle bir şey yok diyenlere. Hı hı. Çünkü neden göstermiyoruz derseniz bunu göstermek suç değil hukuken. Ha. Ama biz Ruşen Bey de bizim davamızda avukattı. Ha. Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef ama maalesef hukuk düzeni işlemediğiniz suçlarla da sizi yargılayabildiği için ve esasında suç olmayan bir mesele suç haline dönüştürebildiği için açıkçası hukuk düzenine güvenmediğimiz için biz dedik ki hukuk güvenliği sağlarsanız arkadaşlar. Tam adını koyabilir miyim? Tabii. Düşman ceza hukuku uygulandı Barış Terkoğlu evet. ve arkadaşlarına. Evet. Düşman ceza hukuku da kişilerin eylemlerini ve fiillerini modern ceza hukukundaki eylemlerini fiillerini değil de seni almamız gerekiyor. Evet. Bunun için bir bahane bulmam lazım deyip kanaatlerini, süpliminal mesajlarını filan gibi alarak bir takım kanaate göre ceza hukukunu işletme ki iddianame evet. tamamen zaten bu MIT yasasına muhalefet dediğimiz iddianamenin düzenleniş şekli aşamaların hepsi de düşman ceza hukuku uygulamasında tipik bir örneğiydi maalesef. Özür dilerim. Evet. böldüm Sen, ama. <laughs> Adını koyalım. Ş şimdi bu konuları e, haber yapmak, siz de gazetecisiniz, kolay bir şey değildir. Nihayetinde olayın tarafı olan unsur, hele mesela bir mafya ise, terör örgütü ise, ondan sonra yasa dışı bir oluşumsa, e, bir şekilde bunu haber yapmanın iki ucu da sivri bir tarafı vardır. Siz haber yaparken kamuyu aydınlatırsınız ama öte yandan terör örgütü, terör kavramı korku demektir. Amacı korku yaratmaktır zaten o korkuyu yaratmasını da istemezsiniz. O yüzden bunun haber yaparken aslında toplumsal sorumluluklarınız da devreye girer. Ama bundan sonra 23 Kasım'dan sonra biz bu haberi ne yaptık elimize geçtikten sonra? Kaynaklarına doğrulatmaya çalıştık. Nedir bunun kaynakları? Bir tarafta belediye var. Nihayetinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. Öte tarafta da nihayetinde ben de mesela daha önce ölüm tehditleri aldığım için hakkımda koruma kararları verilmiş bir gazeteci olarak biliyorum. Normalde sizin hakkınızda ölüm tehdidi varsa devlet de sizin ölüm tehditlerinizi, saldırı tehditlerinizi ciddiye alıyorsa İçişlerine Bakanlığı'na bağlı olan valilik esasında sizin hakkınızda bir koruma kararı alır. Ee, zaten Ekrem İmamoğlu hakkında koruma kararı var üst düzey bir kamu görevlisi olduğu için ama bunun ötesinde eğer bir saldırı ihbarı varsa bu silsile halinde sizi koruyanlara iletilir. Söylemek istediğim Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir saldırı ihbarının istihbaratının olduğu resmen belgeye döküldüğü valilikten İçişleri Bakanlığı'nda Ekrem İmamoğlu'nun etrafında koruyan kamu görevlilerine kadar gelmişti. Yani bu işin iki tarafından da biz bunu doğrulattık. Fakat bundan sonra enteresan bir şey oldu. İki tane gazeteci. Bu arada belgeyi hazırlayan ve ileten kim? Belgeyi hazırlayan ve ileten İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk birimleri, hmm. güvenlik birimleri. Şimdi e, burada iki tane gazeteci çıktı ve dedi ki bir tanesi Türkiye gazetesinin yazarı, bir tanesi Hürriyet gazetesinin yazarı. Dedi ki, efendim dedi, ee, kılıçları olma yönelik bir suikast düzenlenecek. Hatırlayın. Fuat Uğur. Hı hı. Fuat Uğur. Adem Yavuz. Fuat bol galiba. Hayır hayır. İlk Türkiye gazetesinde Fuat Uğur. Fuat evet. Uğur. Hürriyet gazetesinde Fuat de bol. Fuat, şey, ee, Fuat bol. şey. Fuat bol. İkisi de yalnız ortak bir ee, şey gazetecilik geçmişleri var. İkisi de Türkiye gazetesi kökenli yani bu açıdan hani ortak bir havuzdan da besleniyor olabilirler. Evet. Şimdi burada e, dediler ki Türkiye gazetesinde önce bu çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suikast ihtimali var. Bu suikast ihtimalini sanki bu arada da okuduğunuzda sanki suikasti sorumlusu da Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş gibi bir üslupla yazılmış bir yazıyla. Ama en nihayetinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı ve öldürme ihtimali olduğunu söyleyen bir yazı çıktı. Yerine de? Kılıçdaroğlu öldürülecek. Öldürülecek. Yerine, yerine de, de Ekrem İmamoğlu getirilecek. Diyor. Yazı, Yazı bu. Bunu söylüyor. Bunun arkasından Hürriyet gazetesindeki e, Fuat Bol da bunu söyledi. E, aynı şeyi söylemedi ama o da bu suikastlar Türkiye'de. O da şu kurdu. İran'daki gibi Türkiye'de de böyle suikastlar olabilir. Olabilir dedi. Çünkü bunun adını koydu Şimdi o. doğal olarak artık siz şöyle bir sorumlulukla karşı karşıyasınız. Türkiye'de açıkça hem hükümet medyasında hem de ne kadar merkez olduğu tartışılır ama en azından toplumun büyük bir kesimine hitap eden amiral gemisi olarak adlandırılan bir gazetede Türkiye'de suikastlar olacak deniyor bazı isimler tarafından. E şimdi burada bir gazeteci ne yapması lazım? Artık bunun haber unsurunu haber olarak ortaya çıkarması lazım. Biz de bunu oturduk dedik ki ya böyle bir istihbarat var. Bu istihbarat aynı zamanda İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik birimleri tarafından ee, Ekrem İmamoğlu'nun koruma unsurlarına kadar iletilmiş durumda, haberdar edilmiş durumda. Şu söyleniyor özetle belgede, e, doğrudan doğruya İŞİD'in adı zikrediliyor. Bakın İŞİD'in adı zikrediliyor. Hı hı. Hani böyle şu, bunu niye söylüyorsunuz derseniz Gökmen Bey. Hani böyle belirsiz herkese yapılan şeyler filan. Rutin bir şey değil. Rutin bir ihbarmış gibi. İŞİD terör örgütünü. çalışlar silahlı unsurların sahadaki saldırgan unsurlarının doğrudan Ekrem İmamoğlu'na yönelik, Ekrem İmamoğlu'nun adı da zikrediliyor. Hı hı. Bir silahlı eylem e, yapılması yönünde talimat verildiği. talimat verildiği söyleniyor. E şimdi doğrudan doğruya suikast yapılacağını işit söylemiş, güvenlik birimleri bunu öğrenmiş. Bunu durdurmak için, engelleyebilmek için doğal olarak ne yapacak? Kendi güvenlik birimlerine, Ekrem İmamoğlu'nun en yakındaki diyor ki koruma önlemlerinizi artırın, uyanık olun.